Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ayrılacağını tahmin ediyorum. Yani 25 yıllık ekonomi muhabirliğime dayanarak söylüyorum bunu. Evet. İkincisi, mesela Tarım Bakanlığı'nın gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü tarım politikaları yerlerde. Gıda enflasyonunu konuşmadık ama gıda enflasyonu inanılmaz yüksek vaziyette. Türkiye, evet. Sevgili Abdurrahman şey, söyleyemedim, tarım yazarı, Dünya Gazetesi tarım yazarı. Ya çok fena, aklıma gelmedi şu anda. Diyor ki Türkiye gıda ithal ettiği zaman gıda enflasyonu da ithal eder diyor. O kadar güzel, net ki. Hep Evet. söylerim sevgili dostum, kırılma bana ne olursun. Bu sorun çözülmediği için bence Alekber abi mi? Alekber Yıldırım. Tarım Bakanı'nın, Turizm Bakanı'nın hatta gideceklerini tahmin ediyorum. Ama başarısız bir bakanlar. Ben başarısız buluyorum. Vatandaş olarak da, ekonomi muhabiri olarak da. Mesela Sanayi Bakanı'nı çok beğeniyorum. Adam fabrika fabrika geziyor. Fabrika sahipleriyle görüşüyor. Onların derdini dinliyor. Ankara'ya gidiyor. Çözüm buluyor, biliyor musunuz? Soruyorum o fabrika sahiplerine. Sayın Bakan geldi de ne oldu? Hani şov muydu bu? Yol sahibi diyorlar. Sorunlarımız çözüldü. Yani bu acayip iyi bir şey. Hani diyorsunuz ya, gidip esnafla konuşabiliyor musun? Evet. Gidip çarşı pazara inip onunla konuşabiliyor musun? Sanayi Bakanı bunu sanayiciyle yapıyor. Bu arada tabii herkesin kafasında merak ettiği tek bir soru var. Evet sevgili Özgür kardeşim, damat gelecek mi? Şimdi gelecek değilse niye gitti diyeceğiz. Değil mi? Gittiyse niye gelecek? Bir yanlışlık mı oldu? Bir hata mı oldu? Yani damat beyin giderken yazmış olduğu Instagram açıklaması son derece manidardı. Allah sonumuzu hayır etsin. Atız itizine karıştı. Yani bunları tabii biz maalesef balık hafızalı olduk. Unutuyoruz bunları. Sormayacağız belki de o gün geldiğinde. Türkiye neler unuttu ya? Neler unuttu değil mi Türkiye? Neler unuttu? Yani işte madem %19'a çıktı, ben şunu soruyorum şimdi mesela. Berat Bey'i Vardı, neden görevden aldınız? Evet. Hani Berat Bey'i neden görevden aldınız? Çünkü Berat Bey, baktığınızda Berat Bey olmasaydı bundan daha düşük olacaktı dolar kuru. Katılıyor musunuz buna? Şöyle, eğer sevgili izleyicilerimiz, vatandaşlarımız siyasi kısır tartışmalara takılırsa bence hata yapar. Evet. Popülizm, kısır siyasi tartışmalar maalesef hiç kimseye bir şey fayda vermiyor. Bizim gerçek gündemimiz şu. Ben bir esnaf olarak, bir şirket olarak, Tabii. Bir holding ya da yatırımcı olarak direkt muhatap alınmak isterim. İşçilerim var. Şimdi işten çıkarma yasağı falan vesaire. Tabii. İşsizlik ödeneği vesaire. Ama ben yarın bugün, sonuçta şey diyorlar ya, işveren, işçi işveren. Hiçbir işveren o fabrikasını, iş yerini, o sonuçta ekmek teknesi, tabii canım, kapanmasını istemez. O daha çok kazansın, daha çok eleman alsın. Anladınız mı? Sonuçta adam para kazanıyor yani. Evet. Hiç kimse keyfini adam çıkarmaz. Dolayısıyla burada odaklanmamız gereken işte kabine değişikliği, kişiler değil. Odaklanmamız gereken, hep birazdan söylememiz gereken tek bir şarkı varsa o da Türkiye şarkısı olması Evet. lazım. O da Bu reform şarkısı olması lazım. Türkiye şarkısının içinde bence herkes nezaket kuralları çerçevesinde. Arkadaşım, bizim problemimiz ekonomi, enflasyon, yüksek kur. Bak, ev alacağım alamıyorum, araba alacağım alamıyorum, döviz borcumu var ödeyemiyorum. Borçlar İş yığıldı. yapacağım, kısıtlamalar var, dükkanlarım kapalı. Bence burada Sayın Cumhurbaşkanı'na, yani ben bakanlarla değil, yani direkt benim muhatabım şu anda Sayın Cumhurbaşkanı. Aynen öyle. Yani sonuçta karar verme mekanizmasını onu gördüğüm için Sayın Cumhurbaşkanı bence halkla iletişimi güzel kurabilecek bir mekanizmaya ihtiyacı var. O halktan kopma süreci yaşandıktan sonraki hem dış politikadaki hem iç ekonomideki gidişatlar maalesef sıkıntılı olmaya başladı. Ve şu anda toplum hem psikolojik anlamda bu Covid-19 ile alakalı, bu psikolojik anlamın yanına bir de ekonomik kriz geldi. Ve jeopolitik riskler de maalesef hükümeti köşeye sıkıştırdı. Her şey ard arda geldiği için bence şu anda Türkiye'nin gündemi farz olan, algı olan ne? Toplumdur, halktır. İlk önce ben şuna bakarım. İlk önce farzı bir yapalım. Farz olan milletin ekmeğine, işine, aşına bir odaklanalım. Ve kardeşim sen gelmişsin, gitmişsin. Şimdi insanlara ben sana söylemek isterim. Sizinle aynı kaderi paylaşan insanlar için nefesinizi harcıyoruz. Sizinle aynı kaderi paylaşan insanlar için kavga ediyor. Sizinle aynı kaderi paylaşan insanlar için kafa yiyor. Şimdi sizin kafanızın yorulması gereken tek bir süreç var. Ciddi bir enflasyon, ciddi bir kur, ciddi bir ekonomik kriz süreci var. Ve dünya genelinde yaşanabilecek ve yaşanacak ve bağıra bağıra gelen bir kıtlık ekonomisi var. Bu kıtlık ekonomisini yarattığı gıda enflasyonunun tahribatları altında birçok insan ezilecek. Ve insanlarımız şöyle de düşünebilir. Kardeşim, benim şu kadar nakitim var. Beni 3-5 sene işsiz kalsam da idare eder. Bakın, bu işin sonucu böyle değil işte. Senin isterse 10 yıllık nakitin olsun,
Sen isterse en güzel sitelerde, villalarda yaşa. Eğer orada aç kalmış bir insan varsa, seni evinde rahat bırakmaz. Ha, seni sokakta rahat bırakmaz. Bu sosyal dokuyla alakalı bir şey yani. O yüzden bu sosyal dokuyu normale çevirmemiz için de bence odaklanmamız gereken, enerjimizi harcamamız gereken tek bir süreç varsa bugün Türkiye'nin gündemi ekonomi olmalı. Başka hiçbir şey olmamalı. Bana göre de. Peki hocam, siz şey dediniz mi, herkes evinde 2 aylık nakit bulundursun. Kesinlikle. Ben bunu... Neden dediniz hocam? Son 2 yıldır söylüyorum. Koronadan dolayı mı söylediniz, yok. Yoksa başka bir sebepten dolayı mı? Bak, ben bunu 2 yıldır insanlara diyorum ki, bana diyorlar ki, arkadaşlarımla, çevremle konuşuyorum. Çok zengin iş adamlarıyla da konuşuyorum. Normal asgari ücretli çalışanla da konuşuyorum. Toplumun içinde olan bir insanım. Abi şuyum var, buyum var, 1 milyon dolarım var, pozisyonum şöyle falan. Diğeri de diyor ki abi işte hanıma diyor 20 gram bilezik aldım diyor. Herkesin insanlarla konuşuyorum. Benim için önemli olan şu. Cebinde senin nakit şu kadar bir paran var mı? Senin 2-3 ayı idare edecek bir nakitin var mı? Yani şuraya bir 10 gram altın koydun mu? Hanımın koluna bir 20 gramlık bilezik koydun mu? Senin cebinde 10 tane kredi kartı olsa ne yazar? 10 tane ATM kartı olsa ne yazar? Senin bankada milyon doların olsa ne yazar? Herkes bir gecede nereye uçuşuyor? Bankalara. Nakit çekmeye. O ATM'nin kaç kişiye hizmet verecek ya? Ya da senin karşılığın ne kadar yani? Tabii bir de fiziki para, kayıttaki para arasında yani, dağlar kadar fark tabii var. Tabii ki yani senin mesela örnek veriyorum 10 milyar dolar var. Kardeşim 10 milyar doların karşılığı var mı? Mesela örnek veriyorum 20 ton altın var mevduatlarda. 20 ton karşılığı var mı kardeşim? 50 ton gümüş var. 50 ton gümüşün karşılığı var mı kardeşim? Bu özgüven nereden geliyorsun? Ya Allah korusun. Yarın bugün doğal felaket yaşandı. Herkes bunu şöyle elini vicdanına koyarak düşünsün. Arkadaşım Allah korusun, ben bu akşam çocuklarımla evlatlarımla evinde oturuyorum. İşte Sami Bey'le İslam Bey'i izliyorum. Cebimde 500 lira 1000 lira para var. 300 lira 500 lira para var. Bir 2000 lira para var kenarda, yastık altına bıraktım. Ama herhangi bir şey olduğu zaman, bir doğal felaket olduğu zaman canımı kurtardım. Bırakmalı, canımı kurtardım. Çocukları arabaya attım ya da bir şekilde kendimi kurtarmak için memlekete gidiyorum. İstanbul'u terk ediyorum, şehri terk ediyorum. O canlı nakit paran seni ne kadar idare edecek? Böyle bir şey güvencen var mı senin? Yok. Herkes kredi kartından bahsediyor, bankalardan bahsediyor falan. Ya bu finans sistemi zaten öyle bir tuzak ki. Hocam zaten kredi kartı benim olmayan bir para. Şimdi Merkez Bankası swaplarla şu an dönüyor, biliyoruz. Swap da senin olmayan bir para. Ödünç aldığın bir para sonuçta swap. Türkçesi bu. Evet. O parayı bir gün gelecek vereceksin. O bir gün gelecek vereceğinde sen onun karşılığını verebilecek misin? O kredi kartını ödeyebilecek misin? Onun gibi bir şey bu. Bir de şey mesela Sami Bey. Şimdi 100 gram dediğimiz altın var ya, paketli altınlar. Şu kadar. İncecik bir şey. Evet. Yani bir 50 TL'yi katlıyorsun da ne kadar cebinde yer katlıyorsa 100 gram altın bu kadar. Değeri ne kadar kardeşim bunun? Gram altın 45 bin lira. 100 gram altın 45 bin lira. 45 bin lira burada cebinde dursun. 10 gram altın 4500. 4500 lira burada dursun. Sana ne zararı var ki? Bu senin can simidi. Ya da git hanımına, şöyle ince bilezikler var 20 gramlık. Git koluna tak. Yani bir şey olur ama bir nakit cebinde bulursun. Hemen kuşatıldım. Yine sektörde bana çok gıcık oluyorlar bunu söylediğim için. Bakın 10 bin dolar, ya 1000 dolar alıyorsun kardeşim. Yarın bugün gittiğin zaman 500 dolara bozacaksın. Ne gerek var ki? Evet. Ne gerek var ya? Git bir tane bilezik al, bir tane tam altın.